Merhaba sevgili seyirciler, Tempo TV ekranlarına Zile'den Haberin Olsun programına hepiniz hoş geldiniz. Mutlu akşamlar diliyorum. Ben Maide Akdemir. Yine dop dolu bir programla karşınızda olacağız. Zile'den haberimiz var. Futbol turnuvası ile ilgili gelişmeler var, onlardan bahsedeceğiz. Alıç Özü Köyü Dernek Başkan Yardımcısı Sayın Fahri Akay bizlerle beraber, onu tanıyacağız. Ama öncesinde ben size haberimizi söylemek istiyorum. Sonrasında başkanıma döneceğim. Tokat'ı temsil eden lise öğrencileri Türkiye üçüncüsü oldu. Hemen haberin detayını okumak istiyorum size. TÜBİTAK Başkanlığında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin yapmış olduğu TÜBİTAK 4007 Ulusal STEAM yarışmasında atık malzemelerle inovasyon, küresel sorunlara çözüm kategorisinde Tokat'ı temsil eden Dile Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Türkiye üçüncüsü olarak TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal'dan ödüllerini aldılar. Yetkililerin yaptığı açıklamada bu süreçte emeği geçen okul müdürümüz Özgür Keskin'i, proje danışman öğretmeni Hasan Doğanay'ı, öğrencilerimiz Bengisu Doğanay'ı ve Yelda Yaşı'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Zile'den, Tokat'tan böyle güzel haberler almak bizler için gurur verici gerçekten sevgili seyirciler. Haberim var, Tokat ailesine teşekkür ederiz buradan bu haber için. Ve başkanıma dönüyorum şimdi. Hoş geldiniz Sayın Fahri Akay. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Can Arenler Arsa Ofisi ve Tempo TV Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yiğit ve değerli Zile Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Kaygusuz'a, tüm derneklere selamlar, saygılar. Böyle bir programı önderlik edip bizi ekran karşısına çıkardıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir imkan vermişler Zileler ve Zile Derneklerine. Güzel bir imkan vermişler. Bunu güzel şekilde değerlendirmek, hoş sohbet içinde Zile'yi anlatmak, Zile'nin gençlerine özendirmek, Zile'nin kültürünü yaşatmak inan ki çok güzel bir şey. Umarım bunu hep beraber başaracağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederim bu güzel dilekleriniz için. Şimdi sizi tanıyabilir miyiz? Futboldan haberimiz var ama ona sonra gireceğim. Sizi tanımak istiyorum Olur, önce. Ben 1974 ama babam beni 1976 yazdırmış. Tokat Zile, Alcıyüzü Köyü, eski ismiyle Kasın doğumluyum. İlk ve ortaokulu köyümde okudum. Köyde o zamanlar şöyle bir durum vardı. İki sınıf bir arada tek öğretmen, üst sınıf bir arada tek öğretmen stiliyle okuduk. O dönemleri gördünüz. O dönemler öyleydi, onu gördük. Daha sonra Maşat, yani Zile'nin Yalınyazı Köyü, Maşat Köyü ortak bir nokta. Orada güzel bir şey vardı. Yani o zaman öyle düşünmüşler. Güzel bir ortaokul kurmuşlar. Benden önceki, yani 66-67 doğumlu abimlerin dönemindeki öğrencilerin tümü orada okumuş. Biz de aynı şekilde okulumuzu, ortaokulumuzu orada okuduk ama o zaman şimdi taşıma yöntemiyle yapıyorlar bu okullara. O zaman biz yaya yürüyerek, kar, kış, çamur demeden bu fedakarlıklara katlandık. Ama o yollarda yürürken hayatı öğrenmeye başladık. Evet, tam onu soracağım. Bu zorluk size neler kattı? Evet, o zorluk bize hayatı öğretti. İnan ki düşündükçe geriye dönüp gerçekten zoru başarmışız, mücadele vermişiz. Hala Anadolu'nun bazı köylerinde bu durum olabilir ama gerçekten gücenmesinler, hayatı öğrenerek yaşıyorlar. Biz de onu yaptık. Geçmişten çok büyük dersler çıkardık bu durumlara gelmek için. Ben özel bir sektörde, otomotiv sektöründe planlamacılık yapıyorum. Kalıp tertibat konstrüksiyon planlamacılığı yapıyorum. Evliyim. İki oğlum var. Biri deniz astsubayı görevine başladı. Ona başarılar diliyorum. Diğeri de Yaşar Acar Fen Lisesi'ne gidiyor. Hedefimiz inşallah olursa Haziran ayında tıp düşünüyor o da. Şimdi bunları yetiştirirken ne yaptınız diye sorarsanız ben geçmişimden örnek aldım. Geçmişimi örnek alarak çocuklarımı adım adım öyle yetiştirdim. Benim eşim de ilkokul mezunuydu. Tabii ki bu onun da çok büyük özveriyle çalışması. İlkokul mezunu olarak hayata başladık biz beraber ama şu anda benim eşim lise mezunu. Eşime bir çok sevdiği bir meslek öğrenmek istedi. Karşısına, okulunu karşısına çıkardılar. Eşimle bu kez dedi ki
madem siz bunu beni karşıma çıkarıyorsunuz, ben bu okulu bitireceğim dedi. 1,5 yılda ortaokulu, 2,5 senede liseyi bitirdi. Tebrik ediyorum. Onunla gurur duyuyorum. Benim çocuklarıma da ciddi bir anne, yani ciddi bir örnek anne olarak kendini sergiledi. Ve çocuklarım da sağ olsun bizi mahcup etmediler. Şu anda onlarla devam ediyoruz. Şirkette de özel bir şirkette çalışıyorum. Başarılarım var. Bir mavi yaka olarak işe başladım. Tabii ki insan her zaman geçmişini örnek alarak mücadele vermelidir. Ben her zaman geldiğim yeri hiçbir zaman unutmadım. Her zaman köyüm, kasabam, yaşadığım hayat şartları, stili, bunu düşünerek kendimi geliştirdim. Farklı tasarım programları öğrendim. Her zaman öneri verdim. Hiçbir zaman sesimi kısmadım. Ama öğrenmeye açıksınız. Öğrenmeye açığım. Özellik. Aynen öyle. Bir de önerilere de açığım. Yani bardak doluysa doludur, boşsa boştur. Yani bunu dolandırarak anlatmanın bir anlamı yok. Her zaman çözüm odaklı çalıştım. Bunu da yöneticiler gördü, değerlendirdi ve bir planlamacı olarak uygun gördüler. Planlamacılık yapıyorum şu anda şirketimde. Peki planlamacılık nedir? Yani şimdi planlamacılık, biz sektörü çok bilmiyoruz. O çok güzel bir soru. Yani planlamacılık aslında insanın hayatını acayip bir şekilde değiştiriyor. Yani ben bu göreve başladıktan sonra her zaman hayata 1-0 önde başlıyorum. Çünkü 1-0 önde düşünüyorsun. Her zaman bir adım önde düşünmek zorundasın. Planlamacılık budur. Bir şeyi planlarken, uygularken, tasarlarken her zaman bir adım önde düşünmek zorundasın. Planlamacılık budur. Bir adım ileri götürerek bulunduğun durumu her zaman bir adım öne taşımak zorundasın. Yani analitik düşünmek dediğimiz. Aynen, kesinlikle. Analitik düşünmek gerekiyor ve bir adım, iki adım öne taşıyorsun. Hayatım da böyle şekilde şekillendi, bu şekilde. Yani planlamacılığın vermiş olduğu şeyle, hazla hayatımı da bu kez aynı şeye sokmak durumunda kalıyorsun. Hı hı. Bazen diyor ki eşim de çocuklar da diyor çok tez canlısın, işte niye böyle şey yapıyorsun, ama onlar bilmiyor ki ben arka planda hep düşünüyorum, yani geleceği düşünüyorum, geçeceği tasarlıyorum.